Madem soğuklar geri dönüyor, bizde uyarıcı bir haber var. Şimdi sırada sayın seyirciler buna da dikkat edin. Kıştan yaza mevsimsel geçişin yaşandığı şu dönemde yüzlerce virüs soğuk algınlığına yol açabiliyor. Özellikle bu dönemde hastalık taşıyan virüslere çok kolay yakalanabiliyoruz. Ortam değişikliğinin neden olduğu ısı farkı nedeniyle güzelim bahar ayları da tabii kabusa dönüşüyor böylelikle. Peki bağışıklık sistemimizin gücünü yitirmemek ve daha da güçlendirmek adına neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Uzmanından dinliyoruz. Hava sıcaklıklarına aldanıp giyilen ince kıyafetler, ıslak saçlar ve ısı değişimine maruz kalmak gibi birçok neden bu dönemlerde vücut direncini düşürüyor. Ani ısı değişimi, özellikle başımızın soğuması vücudumuzda da bir aynası değişimine bağlı sonma açıklar sık hasta olmamıza sebep olur. Bütün ortamımız pek çok bakteri ve virüslerle hatta mantarlarla da çevrili durumda ve bunlara karşı sistemimizin korunması özellikle solunum yollarımıza düşen görevlerle söz konusu. Tepemizdeki güneşe aldırış etmeyin çünkü mevsim geçişleri birçok hastalığa davetiye çıkarıyor diyebiliriz ki baharın güzelliği hastalıkların gölgesinde kalıyor. Memorial Antalya Hastanesi kulak Burun boğaz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mustafa Asım Şafak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için yapılması gerekenleri sıraladı. Evden çıkarken böyle üzerimize alabileceğimiz bizi ısı değişimine karşı koruyacak ikinci bir giysi yanımızda bulunduracağız. Sabah erken saatte çıkarken bunları kullanacağız. Öğlen saatlerinde bunları kolumuzda taşıyacağız. Akşam yine serinliğinde tekrar bunları kullanacağız. Ve ıslak saçlar çok önemli. Sabahleyin duş alıp çıktığımızda başımızın ıslak saçlar sebebiyle soğuması daha da çabuk oluyor. Bu başın soğuması da yine burunda başta yer aldığına göre burun ve sinüslerin de soğumasını hazırlıyor ve bu soğukluk da bahsettiğim engellerle çabuk hasta sebep olabiliyor. Kapalı ortamlarda çalışanların daha da dikkatli olması gerekiyor. İş ortamlarında e, özellikle havalandırmaya dikkat etmemiz gerekiyor ve e, hijyen çok önemli tabii ki. Bütün üst solunum enfeksiyonlarında e, el temizliği e, kontaminasyonlara engel olmak için e, özen gösterilmesi gereken bir durum. Sıklıkla ellerimizi özellikle kirlendiğini düşündüğümüz durumlarda yıkamak. Hastalıkların çevremizden bulaşmasını önlemek de mümkün. El sıkışmak çok medeni bir hareket. Onu engelleyecek bir durum yok ama sarılmak da bir yere kadar ama öpüşmek işini herhalde biraz sınırlamakta fayda var.